Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Aeropoli ve Limeni'yi gezmiştik. Sonrasında Stupa'daki evimize yerleşmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas! Yeni videomuzda Stupa'daki evimizden ayrılıp Kardamil'i Eskişehir'i geziyoruz. Daha sonra Messinya Antik Bölgesini ziyaret ediyoruz. Ve günümüzün sonunda Kalamata şehrine varıyoruz. Kalamata'yı gezmek için dışarı çıkıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Hazırlanıyoruz. Bak kapitan motor botlarını giyiyor. Buradan artık yolculuğumuz Kalamata'ya. Günaydın Mert. Günaydın. Gidiyoruz. Gidiyoruz artık. Burası Kardamili ve biz buraya bayıldık. Burada mutlaka kalınmalı. Bir koyları var, görmeyin. Caz festivali varmış. Stupa'ya da yakındı. Keşke burada kalsaymışız ama bilemedik. Çektim. Halayya Kardamili. Murtsinos da oradaymış. Murtsinos. Sağ evet Murtsinos. Şahane bir yere geldik. Şöyle bir yoldan geldik. Motürle. Evet. Tepesi taklak olmadan geldik. Ve şey bu. Bir orta çağ. Orta çağ böyle kalemsi. Şöyle bakalım neymiş. Bu da acı sıfır dantil çekiyor. Bu da çok antikler. Evet. Üç katlı bir kuleymiş. İçinde yemek yap pişirme yeri, sarnıç, ana kule, bir tane zeytinyağı sıkma presi, demir dövme şeyi yeri varmış ve başka binalar da varmış. Aziz Spiridon'a adanmış bir de kilisesi var, aile kilisesi. 17. yüzyılmış. 19. yüzyılın başlarına kadar da bayağı kullanılmış. Şey, bir yaşam alanı yaratmış. Evet, evet. Bu da eski bir kilisesi. Tamam, çok bir yeni bir şey yok. Şurada şey, kulesi de çok antik. Devam edeceğiz. Evet, müzeye giriyorum. Biletçi amca Mert'i kekledi. 3 euro diyor, Mert veriyor ama sayamıyor böyle, çok güneşli. Diyor ki daha veremedin diyor, hala para alıyor. Evet, Tower House, Ondas deniyormuş bunlara. 3 katlı, Venedikler zamanında yapılmış diyor. Kendilerine. Bir cistern. Yani su biriktirilen sarnıç. Kaleler biliyorsunuz ki koruma amaçlı. Evet, Tropakides Mursini. Kapetania Mihal Bey. Oo. Şöyleymiş aslında. Bize tarihini anlatıyor. Motorumuz şurada bekliyor bizi. Aslında Mert şuradan çıkabilir gerçekten de.
seziniyor. Oh. Oh, çok enteresan. Yok bence inilmiyor. Şu kulenin içine hep merak ediyordum. İyi oldu bir yandan. Demir. En son artık kaçış noktası burası. Böyle kaçıp sığmıyorsun herhangi bir şey bulduğunda. Bunun ötesi kalmaz artık. En üste geldim. Burası en serin yer. Kardan bir manzarası. Kuzey Mani'yi ve Güney Mani'yi tanıtıyor yazılarımız. Symbol of the power of Capitanius. Kaptanların gücünün sembolüymüş bu kuleler. Bir rölyef. Şey, amblemiymiş. Baktığınızda Güney Mani. Tam bir askeri karakteri vardır diyor Güney Mani'nin. Evet, bir sürü bu kulelerden bahsettik. Vati falan. Nomia. Bu manyotlar savaşçı millet canım. Belli yani. Burası sebzelikleriymiş. Burada da yağ sıkım yerleri. Zeytinyağı önemli. Evet, bunu biliyoruz biz. Bizim oralardan bildiğimiz bir görüntü. Sıkılıyor ve şuradan akıyor oluruzdan. Bakın taşı. Üstünde bir tane daha oluyor. Taş da buradan. $0.30 ödedik buraya. 30 sent. Biz her zaman Mert Kapetan'la 11.30-12 civarında evet. Mutlaka o sıcağın bağrında bir antik kent bulup gezmeyi tercih ederiz. Kesinlikle. Böylece güneş tepemize daha güzel çakıyor. Tommy Dağı'nın eteğinde Mert'cim. Şöyle bir girişi var. Yine köyü. Biraz şey dağınık. Mavratoni köyü. Yerleşim. Kocaman bir alan bu arada. Çok büyük yani. Sardım göreceğiz. Asklepion göreceğiz. Asklepion'un annesi Arsinoe'nin çeşmesini göreceğiz. Daha sonra Heron göreceğiz. Bayağı büyük bir antik şehir. Milattan önce 4. 5. yüzyıldan kalma oldu düşünülüyor. Ha, eski bir de. Çok eski. Tiyatrosu, Arsinoe çeşmesi, İseion, Basilika, Agora, Messene tapınağı, Asklepion, Roman Villa, Sadim Gymnasium, Palestra yani sporcuların hazırlandığı yer ve mozolyum. Girişe doğru ilerleyelim bakalım kaç 100 liracıkmış. Evet Eda, sonuç olarak güzel bir yerde gezdik. 5 sene antik kentine girdik. Çok önemli bir kent bence. Çok büyük çünkü. Tamam. Etrafta da çok gezecek yer var. İlk olarak şu mozaikleri merak ettim Mert. Salonmuş Romalılardan kalma. Güzelmiş üstü. Milattan sonra 3. yüzyıldan kalmış. Mozaik duvarlar Paramanos. Bayağı şık. Ve Episkopos Theodolos anlatıyor. Episkopos Theodolos anlatıyormuş. Yani bir aslında bir dua varmış. Evet. Şu dua mesela. Bu bir dua. Evet. Bak hiç kelimeleri ayırmadan yazıyorsun. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Vay, tiyatro. Oo. Mis mis. Tiyatro çok güzel Eda. Çok tatlış değil mi? Acayip şık. Daha da bütün tarafları var. Antik kent de güzel duruyor, kocaman bak. Şurada gördüğünüz gibi kazılan yerler var, sütunlu yerler var.
Eda var ve tiyatro var. Arkada şöyle sütunlar devam ediyor. Sütunlu yapılar var. Daha da arkada da var. Bunlar dini olmayan binalar. Tiyatro, şöyle. Pardon, cimnazyum. Evet, bakın buradan güzel gözüküyor. Köy de antik şehri devam ettiriyor bu arada. Değil mi? Aynen. Evet, Aksiyon Çeşmesi. Evet. Yalnız Sagalassos'taki Antoninler Çeşmesi'nin yerini tutamaz. Orada sular bile akıyor şu anda. Pek güzel düzenlememişler. Asklepion'un annesidir Arsiyon. Onun çeşmesi burası. Hadi bakalım inelim. Havuz değil aşkım, çeşme bu. Havuza girdim. Milletin içme suyunu kirlettin şu an. Helalim. Havuza girdim. Saf. Sıcak da hava, ne yapayım, dayanamadım, girdim. Çeşme. Gezgin Pausianus'un anlattığına göre güzel bir kaynak suyunun üstüne yapılmış. Hem ev hem heykellerle süslüymüş, bronz heykellerle. Bu zaten az ileride köy meydanında akıyor Eda, su. Evet. Bu kaynak suyu akıyor. Aynen. Zaten. Biz orada Flavian ailesinin. Evi miymiş bu da? İki taraflı toa. Korint usulü ve Dorik usulü sütunlar varmış. Evet, çok şık duruyor. Sinyalı atletlerin ve kazanan yarışmacıların bronz heykelleri varmış. Allah Allah. Buradan hep sular akıyormuş demek ki. Şıpır şıpır serinletiyormuş. Valla şu andan ama serinmiştir öyle. Yani ben sana ama söyleyeyim. Öyle, aynen. Mis gibidir hava. Bu ne? Bu Dema. Ha, burada heykel var mı? Konuşup bağıra bağıra el alemi anlatıyormuş. Aynen böyle böyle. Yurttaşlar, Romalılar. Dikkat dikkat. Bakın şey, çorak olmayan dağlar. Yunanistan'da hep çoraktır. Böyle yeşil olanları az var. Yemyeşil yani, dev zeytin ağaçları ve meyve ağaçları. Kalamata zeytin de şu kadar ya zaten. Çok güzel, çok yani. Güzel. Ama çok acayip güzel. Eski. Yemyeşil yani, burayı vallahi baharda düşünemiyorum yani. Aynen. Forecast the floors. Basmış bu. Bak, ha, hamam zaten biz anlıyoruz. Ha, evet, hamam. Roma hamamı hemen belli olur. Evet. Sıcak tutan taşlardan. Taşlar. Bu şey ya, bildiğin. Suları sıcak tutuyor. Şey kiremiti. Evet. Gibi yapmışlar. Çörek. Çömlek çörek ya. Çömlek. Salak. Öyle davranma. Dur neydi ya? İşte şey, bizde ocak. Ateş tuğlası var ya. Ateş tuğlası. Ha, ateş tuğlası işte ama çömlekten işte. Burası Agora. Evet. Asklepion. Eda bunları iyi bilir. Yani neydi? Şifa tanrısının şifa merkezi. Suyla ve müzikle şifa verilir. Mert'le. Bu Mert'le. Evet, Mert'le şifa verilir. Ben çıstaka mesela çıstaka. Bergama'da var büyük şehir. Aa, ne güzel. Burası da çok şıkmış. Oturmalı. Ay. Bak. Hadi şifa ver bize aşağıdan. Evet hocam, neymiş bu? Burası Asklepion'un hem dini törenlerde kullanmak için hem de politik konuşmalar, bir araya gelmelerde kullandıkları küçük tiyatrosu. Bir de yuvarlak şekilde orkestra alanı varmış. Şurası, şurası sanırsam. Burası benim. 11 katlı falan. Yine o da müziği. Sırtını. Evet. Orkestrası alanı. Bir de konuşmalar tabii politikayla evet. ilgili vesaireler. Böyle de heykeller varmış. Böyle oyuklu olunca zor tarzı oluyor. Gerçi tam ona benzemiyor ama bunlar korint oluyor. Tarzı oluyor. Daha da böyle oyuk oyuk olunca Dorik oluyor. Bizim Doris'in memleketi. Hı, ayakta duruyor bak. Heh, şu ayaktaki Dorik. İşte bu Dorik sütun oluyor. Şöyle. 27'ymiş boyu. Dorik tapınağın Dorik ortasındayız. Asklepios şu an tapınağı. Dorik tapınağın ortasındayız. Şurada baksanıza bir sürü sütun var. Evet. Şık bir ortam olduğu söylenebilir. Hadi devam edelim. Bayağı onurlandırılmış. Şöyle sütun başları. Artemision. Artemis tapınağı. Artemis tapınağına geldik. Evet.
şurası belli. Aa, evet. Çok güzelmiş. Yazılı yazılı. Tanrıça Artemis'ten bir şeyler dileyeceğiz şimdi. Ne dileyelim? Neyse, dur ben dileyeceğimi biliyorum. Allah'ım hep tatillere, seyahatlere gidelim. Güzel güzel gezelim. Hiç bitmesin. Bütün dünyayı görelim. Mutluluk ve sağlıkla. Tanrılar yardım edin. Ben de aynısını diliyorum. Ay ben de derin sandım. Derin. Mozolyum, stadyum gözüküyor, baksana. Çok güzel gözüküyor. Mozolyum da güzel gözüküyor. Hadi gidelim. Evet, Messinalı Eda mı oldu? Evet, ben Messinalı Eda'yım. Evet, Messinalı Eda devam ediyor. Köyünü bize gezdiriyor Eda şu an. Burası stadyumumuz. Belediyemiz yaptırdı. Messina Belediyesi mi? Aynen. Tamam. Bir de Sayetidas'ın mozolesini yaptırdı karşıya. O önemli. Evet, yine Dorik sütunlarla. Ama çok havalı değil mi? Baksanıza. Bayağı şöyle. Geliyor. Aşağısı da gözüküyor. Onu da çekeyim. Baksanıza kocaman. Vay be. Evet. Burada heykeller varmış. Stadyumun devamı. Bu da kupası. Eda kazanan bu. Ha yazıyor arkada bak. Açıklaması. Mezar mıymış? Kupa dedik biz de mezara. Orijinal diyor. Üçüncü yüzyılda yapılmış. İsa'dan üçüncü önce. Yüzyıla. Messenian ailesinin bir mezar çemberi varmış. Vay be. 8 tane tüm türbe varmış içinde. Çok değişik diyor, konik. Öyle öyle. Stilde yapılmış. En üstünde de Corinthian Capital Supporting a Bronze Finial. Gel bakalım içine. Şöyle tepesi. Böyle içi. Aa evet, mezar. Şöyle şöyle mezar. Çok değişik. Böyle bir yapı. Sanırsam güreş alanıymış bu. Messinyalı genç erkekler 17 yaşından 20 yaşına kadar burada 3 yıllık bir eğitime tabi tutuluyorlar. Tamam. İşte yazı yazma konusunda, atletizm konusunda ve de silahlar konusunda eğitildikleri 3 yıllık okulları Palestra. Hem de tabii ki antrenmanlarını yaptık. Ortaokul yani. Burada bekle. Mozolyum. Kocaman. Güreş alanı. Stadyumu. Kocaman. Stadyumun sonundaki mozolyuma geldik. Burası Saitidion'un mozolesi. Dorik bir tapınak şeklinde yapılmış. Yüksekçe bir podyumu var. Saitidae ailesi diye bir ailenin İsa'dan sonra 1. ile 3. yüzyıllar arasında yaşamış. Hatta buranın da high officer olarak da çalışmış bir insan için yapılmış. Böyle kahraman heykelleri, ünlü sporcuların heykelleri, tanrı heykelleri. Çok şık. Artistmiş peki. Bakalım bize onu. Burada da gene sütunlar mevcut. Hmm. Andanya'nın gizemleri. Semicircle, yarım çember şeklinde yapılmış. Bir tonos şeklinde yani. Tanrıçı Afrodit. Vay be. Bizans'ta. Şunlar da Bizans Bazilikası. Devam ediyor. Bundan hiç kalmamış. Öyle büyük bir yer. Evet, baksanıza zemine. Yani kazılmayanla kazılanın arasındaki farka. 4 metre falan gelmiş.
Bu şekilde devam ediyor. Daha kazılması lazım. Evet, burası da antik tiyatrosu. Gördüğünüz alan kocaman. Ne buldun? Bir yılan kabuğu buldum. Yılan ebesi ha? Yılan ebesi değil. Ebesi denmiyor mu lan? Hayır. İyi, kocaman bu. Çıkarmış işte derisini. Deri değiştirmiş. Bir metre var değil mi? Bir metre. Bir metre var. Bir metreden az büyük gibi var. O zaman yılanlı Eda. O zaman şu an burada geziyor. Evet, geziyor. Zaten gezmez şu civciv yerde taşlı mis gibi baksana. Tam yılanlık yani. Yılan akrep. Isis ve Serapis Tapınağı. İskenderiye'den ticari kanallarla bu Isis ve Serapis kültü buralara kadar gelmiş. Bayağı Mısır tanrılarına böyle tiyatronun yanında bir tapınak yapmışlar. Aynısını Bergama'da da görmüştüm. Orada da Mısırlı tanrıları onurlandırıyorlardı. Bulunan heykel de buymuş. Kucağında Horus'la birlikte, çocuğu Horus'la. Enteresan ama işte kazılmayı bekliyor. Neymiş bunlar? Mert, bunlar tiyatroda kuyuda bulunmuş bahşiş taslarıymış. Ya çok komik ya. O zaman da mı yani? İçinde o zamanların... Alaturacılar ya. Yemin ediyorum alaturacılar. Aslan geyiği yirken. Makaon ve Podaleiros heykelleri. Bunlar Asklepios'un oğullarıymış. Güzelmiş. Çok güzelmiş ya. Asklepion değil mi? Artemision'da bulunanlar. Artemis'in kızlarından birisi. Dua eden bir kadın heykeli. Yelkencilerin koruyucusu. Her iki eliyle de rüzgarı tutarken bir yelkenlinin koruyucu Pelagia. Isis Pelagia. Tanrıça Pelagia. Şu anda köy meydanında Mert'in doldurduğu bu çeşme suyu antik klepsidra. Bak çok güzel. Kaynak suyu arkadaşlar. Bu aynen aşağıdaki biraz önce gezdiğiniz Arsion çeşmesindeki su. Antik şehre bir de yukarıdan bakıyoruz. Şu an biryam yiyeceğim. Biryam sebzelerin işte fırında saatlerce pişmesiyle oluşuyor. Gayet güzel. Oldu mu? Şöyle gibi. Tabii ki köy sosisi lukanikalarımız da var. Bayılıyoruz. Bu da itoni salatası. Yummy yummy yummy. Çok güzel bir yerdeyiz. Kafe, taverna, itoni. Şehrimizi gezdik. Kalamata'ya trafikle birlikte girdik. Burası bu bölgenin en büyük şehri. Karşıda gözüküyor zaten. Şimdi motoru buraya koyduk. Birileri var. Bu da bizim kozi dairemiz. Tanıdık. Siz kim aramışsınız burada? Eda Hanım'a bakmıştık ama doğru mu geldi? Tabii tabii, buyurun, benim evim. Kalamata'da mı yaşıyorsun sen? Evet, üstüde dairem var. Kesin bunlar bir dünya paraya kiralıyorlar. Tamam. Çok tatlıymış efendim. Çok tatlı. Size uygun boyunuza. Çok sağ olun. Panafioenis galiba. Panos. Sağ olsun. Bak bize su, meyve suyu. Yuprakları falan koymuş. Böyle değişik reçeller falan koymuş, sağ olsun. Çamaşır makinemiz var. Ha, vallahi iyi. O bile çok iyi. Aslında yıkayabiliriz. Yıkayabiliriz. İşte her şey var. Tava, tencere var. Fırınları var. Fırınlı ocak çok tatlı. Hep bunlardan evet, var. O çok iyi oluyor. Hı. İyi. Böyle tabak, her türlü basic. Gayet yetecek. Güzel. Ha, kurutucu bile var bak. Aa evet, çok iyi. Kurutucu var. Yıkayıp kurutabiliriz. Banyosu da yeni, güzel. Fiyat hakkında bilgilendirme yapalım. Fiyatımız yaklaşık günü buranın 2500 liraya geliyor. Evet. Kliması da güzel. Merkezde olduğu için. Evet. Kalamata büyük bir şehir. Şehirde güzel. Oteller falan bir tık pahalı. Burası gayet şık yani, yeterli yani. Çamaşırları attım, okey. Deterjan, yumuşatıcı, okey. Şunları biraz çevirmeye çalıştım. Pamuklu anlıyorum. Sentetik. Okey. Tepenin üstünde.
kayalığa inşa edilmiş. Messina Körfezi'ne her yere bakıyor hakim bir konumda. Konumu yüzünden Bizanslar, Franklar, Slavlar, Arnavutlar, Venedikler ve Türkler tarafından bol bol işgal edilmiş kendisi. Düzenli olarak işgal edilmiş. Bayağı şehir ama baksana ne kadar güzelmiş. Evet. Hadi bakalım. Evet. Kalamata Kalesi'nin olduğu kayaya tırmanıyoruz. Aa, kalpler yapmışlar. Yolumuza kalpler serpiştirmişler. Yapma. Demek ki buracıkta artık kalemiz sona eriyor. Hoppa. Türk olduğumuzu duyunca bir şeyler dedi ama Yunanca dediği için anlamıyorum. Girişte diyor ki, nereden geliyorsunuz diyor. Dedik ki böyle böyle Türk yüzü. Zaten sizin Murat. Ama parayla alıyorlar. Ya, hani Osman torunları var ya hani, evet. Öyle olduğunu iddia eden. Evet. Onlar bir el atsınlar bu işe. Biz bedava girelim artık buralara. Ben Osmanlı torunu olsam şu an Fransa'da falan yaşıyor olurdum. Zengin katrilyona. Komik ya, gerçekten komik. Ben de Öztürk'üm yani. Aynen. O yüzden buralarda geziyorum. Bak, Kalamata manzarası. Kalamatiana diye bir dansları var. Kaçlıktı Mertu? 7-8'lik. 7-8'lik. Toron işte dap 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 dap. Adam Hopay gibi bir şey dedi. Hopalı. Hopa'dan mı geldin? Saydı Yunanca bir şeyler ama artık küfür mü etti? Bizi çok sevdiğini mi söyledi? Ay, Antalya'ya benziyor. Evet. Çok şirin. Güzel, ama güzel. Buranın en büyük şehirlerinden. Şimdi kalemiz konser alanı olarak da kullanılıyormuş Mert'cim. Burada konserler yapılıyormuş. Keşke de denk gelseydik. Çok zevkli olurdu. İlk olarak 13. yüzyılda Frank Prince tarafından inşa edilmiş dediğim gibi. Daha sonra Bizanslar, Venedikliler, Türkler oldukça büyütmüş. Evet, sana dün bir tepeden baktım. Aziz Kalamata diyorsun, bakıyorum Dömerciğim. Bir bina var, ne acaba? Şurası Yeşil Şehir Parkı varmış, orası muhtemelen. Ha evet, yeşil. Çok orada güzel. Orada tren müzesi var. Yeşil var ortasında. Eski buharlı tren müzesi var yeşil. Ha, ne güzel. Çok iyi. Bak, şu bölgeymiş zaten eski bölge Kalamata'nın. Şuradan işte kaleden çıkınca bir numaralı kale. Hı hı. 8 numara hemen yanımızda varmış bir tane Ayoyanlı Kilisesi. Herhalde tamam. Şu. Tamam. Bu bence kaledeki. Sonra böyle bu kadar yerler var. Yeni bir moni yapmışlar. Şunları da bitir. Şimdi şöyle bir şey var. Şu galiba büyük katedral. 18. yüzyıl katedrali, İpapanti olabilir. Aleksandrakion. Bir şey diyeceğim, şu arkadaki dikdörtgen bina eski Osmanlı medreselerine benzemiyor mu? Evet, yani bizim Anadolu'daki vali konaklarına çok benziyor. Evet, büyük Duomo. İpapanti. Bu ne? Sağ dön. Çok komiksin. Fotoğrafın bu ikonlarda hep el sürüp dua ediyorlar. İşte en sevdikleri aziz olmuş oluyor, melek olmuş oluyor. Ondan bir şeyler istiyorlar, öpüyorlar falan. Bu arada deviriyordum neredeyse. Bakın ne yazıyor, sadece motorlar için. Park alanı. Ya, Mora Yarımadası'nın bira festivali varmış. Bunlar craft biraları yarıştırıyorlar. Petronas. Eleftheria heykeli, yani özgürlük heykeli.
Aristomenius Meydanı. Şurada güzel bir heykel olabilir. Belki ona bakabiliriz sağda. Bakın yine. Bakın bu bizim Nafilo'daki Kolokotronis. Hepsi Yunan isyanlarının kişilikleri. Papa Tlesas. Şu normalde bana gösterseler bayağı Osmanlı'da tuzsuz Deli Bekir diyeceğim bir tip, yani tipi ona benziyor yani. Neymiş? Mavro Mihalis'miş. Tuzsuz Deli Bekir amca. Ama öyle değil mi yani? Baksanıza. Yani şu anda ışık çok kötü de. Hani bıyıklar falan. Aristomenius Caddesi boyunca böyle işte dükkanlar, AVM'ler, alışveriş merkezleri. Apartmanları şeye benzettim. Pire'dekiler gibi aynı. Çeşitli generaller. Tren müzesi olan şehir parkına geldik. Makedonya Caddesi. Oley! Makedonların caddesindeyiz. Şuraya geleceğiz. Trenin vagonlarını böyle mesela çocuklar için. Bakın raylar. Evet, burası istasyonmuş. Statmo. Statmo iken Totreno Statmo. Ay, kedişler var. Ya seni yerim ya. O yavrun büyümüş. Hala emiyor. Sen zaten kendin bebeksin. Şu mavi treni sana alalım Mert. Sen hem kapetansın. Şimdi bu buhar kazanı. Şuradan da kömürlerimiz geliyor. Bunu açıyorsun. Buradan kömürü, burada kömürcü oluyor. Allah'ım, sanki 40 yıllık şeymiş gibi. Neydi o adamların ismi ya? Aklıma gelmedi. Treni süren. Makinist. Ha, makinist. Kömürden alıyoruz 40 yıllık şeyle. Makinist gibi anlatıyor bakın. Ama ben makinist yapmıyorum. Onu şeyci alıyor. Yanındaki alıyor. Buradan alıyor. Bak şu kapak kalkıyor. Tamam, alttan kömür geliyor. Arkasında kömür vagonu ya. Bunu açıyorsun. Şuradan alttan. Buradan saldıkça basıncına da dikkat ediyorsun. Bu şekilde bu fren, şunlar galiba. Bunlar fren, şunlar da işte ileri geri falan. Şuradan da gözlüyorsun giderken bak. Ben en çok düdüğünü merak ederim. Böyle vuv vuv diye bir şey yapıyorlar. Bunlar tepede olması lazım ama gitmiş. Evet. Şey, of çok sıcak var. Bu vahşi batıdakiler falan da bu aynısı. Evet. Önünü kestikleri. Bu da vahşi batı, Texas'taki yük vagonu. Evet, binalar güzel. Art Deco. Messina Körfezi'nin büyük şehrinin büyük limanı tabii. Cordonesto Limani. Binalarımız güzel. Art Nouveau. Bakın şu tam bir Art Deco. Evet. Kordonumuz çok geniş. Poseidon. Kapitan Vasilis imiş kendisi. Messinyalı denizciler galiba. Karşıdaki duvarda 1821-2021 yazıyor. Sarıyor. Kombalovion. Tespih sanatının inceliklerini yapıyor. Evet, Kapitan Mert, anlatın bakalım limanımızı bize. Şimdi efendim, Mendire'mizin bu tarafı hem yüzme alanı olarak hem yelken kulübü olarak kullanılmakta. Gençler burayı tercih ediyor. Aa evet, yelken kulübü vardı. Evet. İşte bir sonraki iskelede güzel hem de yüzülebiliyor. Şehrin şu tarafında plajlarımız mevcut olur. Ücretli beachlerimiz vardı, su oyuncakları vardı. Bizim geldiğimiz yön bu taraftı. Buradan geldik komple bugün, geldik. Böyle geldik. Komple geldik. Hı hı. Yelkenlilerimizi koyuyoruz. Limanımız geniş. Problem yok. Problem yok. Kordon boyunda yer var. İstediğimiz aktiviteleri yapabiliyoruz. Zaten her yer plaj. Yani Kalamata plajcı başı. Böyle söyleyeyim. Boş kalmazsın. Sıkıldığınız her yerde deniz var. Çok çocuk düşkünü bir memleket olarak tam şöyle bir yer açmak güzel olmuş. Ortada çocuk eğlenme alanı. Kenarda da millet birasını içiyor çocuğuna bakarak. Aile çay bahçemiz. Ne olmuş? Çocuklu aile çay bahçesi olmuş.
da buranın yöresel işte Greek lokumi, pasteli, susamlı yani. Kalamata incirleri. Kalamata zeytini tabii ki. Ekstra jumbo. Kalamatiano. Şehir içinden ne güzel denize giriliyor. Şu arkası hep plaj. Güzel bir şey. Bunu bir tek Antalya şehrinde yapabiliriz sanıyordum. Giropitacığıma kavuştum. Yam yam yam. Bu Rodos usulüymüş bakalım. Güzel bir yere oturduk. O kadar kalabalık ki sokaklarımız, caddelerimiz. Sanki Antalya'dayım. Kalamata'da Pantoni'de oturuyoruz. Canlı müziğimiz de var. O çok güzel oldu. Taylan Kimo. Evet, dolmuş.